Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki dersimizde teknik resim üzerinde bulunan çeşitli semboller, gösterimler ne manaya geliyor? Onları anlatacağız. Bazı gösterimler standarttır ve ona uymak durumundayız bu nedenden dolayı. Mesela bakın şöyle bir şekil var. Bu şeklin ucunda iç içe birisi kalın, dışarıdaki kalın, içerideki ince çizgi var ve M harfiyle başlayan bir 16 yazıyor. Bu ne demektir? Veyahut da şöyle bir delik 6 ile başlayan H7 ile devam eden bir gösterime sahip. Şöyle bir açılı gösterim var. Şöyle üçgensel bir gösterim var. Bunlar nelerdir? Nasıl okunur? Ne manaya gelir? Bunları ifade edeceğiz. Öncelikle civatalarla başlayalım. Civatalar, civata dişleri, vida dişleri standarttırlar. Ve vida diş tabloları kullanılarak belirlenirler. Metrik vida veyahut da Whitworth vida dediğimiz vida türleri var. Metrik dediğimiz milimetre esaslı, bazlı, milimetre bazlı ölçülen vidalardır. Whitworth dediğimizde inç esaslı ölçülürler. Ve bu gibi standart makine elemanlarında anma ölçüsü dediğimiz bir ifade tarzı vardır. Bir civatadan bahsederken veyahut da bir milden veyahut da standart bir parçadan anma ölçüsü şudur denir. Mesela şu tabloya bakarsak vida anma çapı D, M1, M2, M3. Bunların okunuş tarzı metrik 1, metrik 2, metrik 3. Anlamı şudur. Bu vidanın sıfır noktası şu dış D değeri ki onunla anılır bu vida. Bu vidanın adı budur. O da 1 milimetre, 2, 5 milimetre vesaire. Bu vidalar standart oldukları için bu ölçülere uymak zorundayız. Adım dediğimiz diğer adıyla hat olarak adlandıran mesela metrik 6'ya odaklanan 1 milimetre. Bunun ama şöyle de bir şey var. Bu metrik 6'lık bir civat üretmek istiyorsak 5 milimetrelik bir delik delmek durumundaymışız. Çünkü matkap çapı 5 milimetre. Burada bu şekilde tablolara uygun hareket etmek durumundayız. Mesela metrik 36'nın hatvesi 4 milimetre. Bir de bu tablolar kendi içerisinde kalın diş, ince diş diye adlandırılır. Şu anda kullandığımız bu tablo herhangi bir şey belirtilmediği için kalın diş olarak adlandırıyoruz. Bir de bunun ince dişli olanı var. Mesela metrik 2 çarpı 0,2 yanındaki 0,2 ifadesi hatvesini verir. Yani hatve dediğimizde iki tane diş arasındaki mesafe. Yani şurada şöyle gösterecek olursak şu P mesafesi hatvedir. Arkadaşlar vidaların gösterimleri, teknik çizimlerinde de standartlar var. Mesela bu şu şekilde yandan görünümüne bakacak olursak bir somunun veya bir delik içi vidanın şu şekilde gösterilmesi lazım. İç çapın dışında şöyle bir miktar boşluğu olan bir şekilde gösterilmesi lazım. Bunlar civatalarda tam terstir. İç kısımda boşluk olması gerek. Civataların bir diğer özelliği anahtar ağzı AA dediğimiz kısım. Mesela şu tabloya bakarsak AA anahtar ağzı. Anahtar ağzı dediğimiz şu iki civata altıgeninin iki paralel yüzey arasındaki mesafedir. Bakın burada da 34,64 olduğu verilmiş anahtar ağzının. M20 dediğimiz metrik 21 civata anlamında. Zaten metrik 20 yazılması yeterlidir. Biz bununla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmak burada olduğu gibi tabloya bakıyoruz. İşte hatvesi ne olacak veya matkap çapı ne olacak bu tabloları kullanarak belirleyebiliyoruz. Arkadaşlar civataların envai türü var. Bu şekilde gözüken civataya havşa başlı civata da deniyor. Şu şekilde konik bir yüzeye sahip olan şekle biz havşa diyoruz. Bunun millerdekine de pah deniyor. Bakın burada olduğu gibi bir milde
milin uç kısmında şu şekilde köşe yuvarlatmaları, köşe kırmaları varsa biz buna pah diyoruz. Veya bir delikte bu şekilde kırma veya bu şekilde konikleştirme varsa buna da havşa diyoruz. Yani pah dediğimiz dış yüzey, havşa dediğimiz iç deliklerde oluşturulan bu şekilde konikler. Ne işe yarar bunlar? Şekilde gördüğümüz gibi böylesi havşa başlı bir civatanın montajını yapmak için tam vida kafası buraya otursun, yüzeyde çıkıntılık yapmasın, düz bir yüzey düzlüğünü muhafaza etsin diye bu şekilde havşa başı oluşturulur. Arkadaşlar havşaların da ve pahların da standart gösterimleri mevcut. Eğer açı 45 derece ise üzerine şu şekilde ok çizilir ve 2 çarpı 45 derece burada olduğu gibi bu şekilde bir adlandırma yapılabilir veya delik varsa bu şekilde gösterilebilir. Bunun anlamı 2 milimetre yüksekliğinde ve 45 derece açıya sahip bir pah demektir. Muhakkak 45 dereceye sahip pah ve havşalar bu şekilde gösterilmek zorundadırlar. Ama standart 45 dereceden farklı ise o zaman iki şekilde gösterilebilir. Çap ve açının verildiği bir gösterim veyahut da derinlik ve açının verildiği bir gösterim. Bakın burada 90 derecelik bir açı ve çap dış çapında 16,6 çapında 16,6 milimetre olduğu verilmiş. Bu vesileyle şu kısım otomatikman bulunabiliyor. Burada da yine açı ve derinlik şurada 4 milimetrelik bir derinlik olduğu verilmiş. Ayrıca bazen bu gösterimlere de rastlayabiliyoruz. Mesela 4 çarpı çap 10. Çap 10'u biliyoruz bir delik anlamında. Deliğin çapı 10 milimetre anlamında. Ama yanında 4 var. 4 çarpı çap 10. Bu da şu demek. Çepeçevre bu delikten 4 tane var demek. Ve eğer herhangi başka bir şey verilmediyse de eşit açıda demek. Ayrıca bunun yanına bir de şöyle bir çap 60 da verilebilir. Bu da merkezden ne kadarlık uzaklıkta bu 4 tane delik dağılmış onu gösteriyor. Demek ki bir teknik resme baktığımızda 4 çarpı çapon veya çap 60 bölü 4 çarpı çapon gibi bir şey gördüğümüzde yanındaki 4 kat sayısı çarpı işaretinin yanındaki 4 kat sayısı adetini veriyor. Nedir flanşlar? Flanş dediğimiz işte kenar çıkıntıları genellikle bir milin başka bir mile veya bir borunun başka bir boruya ucuca alın alına bağlanması gerektiği durumlarda kullandığımız bu şekildeki aparatlara karşılıklı birbiriyle örtüşüp kaynaklı bağlanan veya burada olduğu gibi civatayla bağlanan yapılara biz flanş diyoruz. İşte burada gördüğümüz gibi flanşın çevresinde çepeçevre tahminimizce diyelim ki 20 tane civata var. O zaman biz işte 20 çarpı metrik 20 civata şeklinde teknik resimde bunu belirtmek durumundayız. Teknik resimlerde karşılaştığımız bir diğer sembol de bu şekilde üçgenden oluşan veya üçgen yerine yuvarlaklardan oluşan bu şekilde sembollerdir. Bunlara da arkadaşlar yüzey sembolleri diyoruz. Böylesi bir teknik resmin herhangi bir kenarına yerleştirildiğinde bunların anlamı var. Bu o yüzeyin pürüzlük derecesini veya düzgünlük derecesini bize verir. Dolayısıyla aslında imalata göndereceğimiz bu makinenin de hangi işlemlere tabi tutulması gerektiğini, yüzeyin ölçüsünün hassasiyetinin ne olması gerektiğini gösterir. Çeşitli standartlar var. Hani bu üçgen şeklinde gösterileni var. Veyahut da burada olduğu gibi RA yazanı var. Üzerinde bu şekilde gösterileni var. Veyahut da şu şekilde H'ya kadar harfler, H'dan sonraki harfler şeklinde harflerle gösterilenler var. Bunlara biz yüzey kalitesi ve tolerans değerleri diyoruz. Şubat 1999 tarihinde yayımlanan TS 2040 numaralı bir standartta diyor ki şu şekilde bir yüzey kalitesi gösterilir. Bu üçgenin üzerine A yazılırsa bu RA ile birlikte kullanılır ve mikrometre biriminde
yüzey pürüzlüğünü ifade eder anlamında. İşte bu şu köşedeki B bunun üretim metodu veyahut da bir kaplama varsa kaplama metodunu gösterir. C bölü F değeri milimetre mikrometre cinsinden dalgalılık değeri. İşte D işleme izlerinin yönü, işleme payı vesaire şeklinde bir gösterim tarzıdır bu. Şimdi bunu biz öğrenmek, ezberlemek zorunda değiliz her birini. Ama bir teknik resme baktığımızda üzerinde böyle bir sembol varsa bunun yüzey pürüzlülük ve kalite derecesini gösteren bir ifade olduğunu bilmek durumundayız. Ha, teknik resmi okumak gerektiğinde açarız bu standardı. Standartta tablolarda ne varsa tek tek okuruz. Mesela burada çok basit gösterilmiş. Mesela RA 6.3 denmiş. Yani 6.3 mikron kalitede olacak. Herhangi bir metot, bir işleme yapılmasına gerek yok. Burada üçgen, tam üçgen oluşturulmuş. Talaş kaldırma işlemi yapılarak 6.3 mikronluk bir yüzey olacağı anlamına geliyor. Bakın burada yuvarlak işareti var. Kesinlikle talaş kaldırılmayacak. Talaş hariç, talaş kaldırma metodu hariç bir metotla yüzey işlenecek. Yüzeyin kalitesi de 12.5 mikronla kadar olacak anlamında. Bakın burada A1, A2 işte 6.3 ile 1.6 mikron arasında bir yüzey pürüzlüğüne müsaade ediliyor anlamında ve talaşlı imalat yapılabilir anlamında üçgen işareti var. Bakın burada yüzeyimiz talaşlı imalat yapılacak üçgen 6.3 maksimum mikronluk bir yüzey işlemi yapılacak. Talaşlı imalat ise frezeleme yoluyla yapılacak. Bakın burada da benzer durum var. Yüzey krom kaplama yapılacak 6.3 mikronluk. Burada honlama dediğimiz başka bir talaş kaldırma işlemi yapılacak. Yine 6.3 mikron kalitede olması gerekir anlamında. Bir de H harfiyle gösterilen J veya bu gibi harflerle gösterilen şu şekilde alfabe harfleriyle gösterilen mis delik toleransları var. Bunlardan bahsedelim. Küçük harfler milleri gösterir, büyük harfler delikleri gösterir. H bizim için baz aldığımız noktadır. H'nın alt tarafı bol boşluğu çok olan birleşmeler. H'nın üstü de sıkı geçmeler. H'da bizim standart sıfır noktamız. Modamot sıfır noktamız. Bakın çarp 40 büyük H7 çarp 40 küçük H7. Büyük H7'li olan deliğin anma ölçüsü 40 ama H7 toleransına da sahip olabilir diyor. Milin de H6 toleransına sahip olabileceği anlamına gelmiş. Acaba nedir bu H? Acaba nedir bu 7? Harf tolerans bölgesinin yeri onun yanındaki rakam da nitelik numarası olarak adlandırılmaktadır. Tolerans bölgelerine bakalım önce, sonra da nitelik numaralarına bakalım. Burada tolerans bölgeleri gösterilmiş. Dikkat edersek büyük harfli olanlar var. Sanki şu orta çizginin simetrisi gibi küçük harfli olanlar var. Küçük harfler milleri gösteriyor, büyük harfler delikleri gösteriyor. Mesela H, dikkat ederseniz hem küçük H hem büyük H tam sıfır noktasında. Yani anma ölçüsü neyse tam o ölçüde. Onun altındakiler daha eksi toleranslarda. Yani milin kendi boyutundan daha ufak olabileceği anlamına geliyor. Şuraya bakarsak da deliğin kendi boyutundan daha genişletilmiş olabileceği anlamına geliyor. En bollaşmış delik büyük A harfi olan, en ufalmış mil de küçük A harfli olan. Tabi bunlar dikkat ederseniz eksi 300 mikrometre diye adlandırılıyor. Mikro dediğimiz 10 üzeri eksi 6 demek. Yani metrenin 10 üzeri eksi 6 1 milyonda biri demek. O kadar ufak. Veya milimetre olarak düşünürseniz milimetrenin de binde biri aynı şey mikrometre. Bunun kısaltılmışı halk arasında okunuşu mikron diye de okunur. Aynı şey. Mikrometre demek mikron demektir. Bir metrenin bir milyonda birine mikron denir. Bu harflerin yanında kullanılan rakamlar ise tolerans niteliği olarak adlandırılıyor. 0'dan 18'e kadar adlandırma var. 0, 1, 0, 3 arası küçük tolerans.
4 ile 11 arası orta tolerans, 12 ile 18 arası büyük tolerans diye adlandırılıyor. Küçük tolerans dediğimiz çok çok hassas işlemeyi gerektirir. Ki ne kadar işleme bir işleme ne kadar hassaslaşırsa o kadar pahalılaşır, o kadar zaman alır. Belki de imkansız hale gelir. Onun için şu rakam ne kadar büyürse yüzeyin birbirine olan boyut toleransının daha büyük olduğu anlamına gelir. Mil göbek toleranslarını bu şekilde harflerle gösterebildiğimiz gibi rakamın yanına artı eksi şeklinde büyük küçük boyutlar vererekten de gösterebiliriz. Bu tür gösterim tarzına sapma da deniyor. Birincisi anma ölçüsü. Mesela 10 milimetre, yani amacımız 10 milimetre çapına sahip bir delik veya bir mil yapmak. Ama eksi 0.012 ila eksi 0.034 dediğimiz 10 milimetreden 0.012'yi çıkarttığımızda veya 0.034'ü çıkarttığımızda elde edeceğimiz iki tane aralık arasındaki her türlü herhangi bir değere biz müsaade ediyoruz demektir. Ama kesinlikle 0.034'ten daha eksi değerler de olmasın veya 0.012'den daha da büyük değerler de olmasın anlamına gelir. Mesela 20 sıfıra artı 0.021. Bu ne demek? Anma ölçüsü 20 milimetre olan bir mil veya bir herhangi bir parça veya bir delik var. Onun 20'den kesinlikle küçük olması istenmiyor. Ama 20'den 20.021 milimetreye kadar herhangi bir aralığa da müsaade ediliyor anlamında. Böyle bir toleransı var. Veya burada olduğu gibi eksi 0.007 ile eksi 0.020 arasında 20'den çıkartaraktan bu değerleri bu aralıklara müsaade ediliyor. Bunun dışına çıkılmayacak anlamında. Bir teknik resimde hani biz böyle çap 47 J6 çarp 40H6 çap 15J6 diye yazı yazarsak veya böyle yazılmışsa kenarına köşesine şu şekilde bu J6'nın tolerans değeri nedir? Onu da belirtmemiz de fayda var. Eğer belirtmezsek J6 tablolarına bakıp çok genel bir ifade olur. Aynı zamanda bakın burada bir de artı eksili gösterilmiş. Gördünüz mü? 81 artı eksi 0.1. Bu şu manaya geliyor. Bu ölçü tam 81 olmasına gerek yok. 81.1 de olabilir. 80.09 da olabilir. Bu iki aralıkta herhangi bir değer de olabilir anlamında. Veya şu çap 15J6 ne demek? Çap 15J6 15'ten 15,006 binde 6 daha fazla olabilir ve 15'ten binde 5 daha az olabilir. İkisinin arasında olacak ama kesinlikle daha fazla sapmayacak anlamında. Ayrıca bazı semboller kullanılır teknik resimde. Mesela şu şekilde bir eğriliklere sahip bölgeler sanki şöyle ki açılmış bu eğrilik bükülmüş düzeltilmiş şeklinde sanki gösterilir. Bunun anlamı bu açıldığı zaman toplam çevresi boyu ne olacaktır? 614 milimetre. Veyahut da hiç açınım gösterilmeden şöyle bir sembol kullanılır. Yuvarlak işareti bir ok işaretiyle birlikte. Bu da yine aynı anlamdadır. Hani buranın tamamen dümdüz açılmış hali 90.8 milimetre anlamında. Arkadaşlar bu haftaki dersimizde teknik resimde kullanılan semboller ve standartların anlamları onlara bakmış olduk. Hepinize başarılar diliyorum.